Bu toprakları bize vatan olarak armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimizin ruhuna bir dakikalık saygı duruşuna, devamında da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Ercan başkanıma kocaman bir alkış istiyorum. Saygıdeğer vekilim, kıymetli siyasi partilerimizin il başkan yardımcılarım ve ilçe başkanları, yönetimleri, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetimleri, saygıdeğer belediye başkan adaylarımız, muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, kıymetli konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarımız, sevgili AYDEF yönetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gecemize teşrif eden kıymetli halkımız, değerli komşularım, AYDEF ailesinin bir parçası olan Doğu ve Güneydoğu derneklerimizin hazırladığı kültür gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğru bir hazırlık sefer Çavan Serseren abi. Öncelikle sözlerime başlarken, tam bir yıl önce 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yitirdiğimiz 100 bine yakın canımızı rahmetle anıyorum. Allah bir daha bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın. Depremin olduğu günün hemen ertesinde derneklerimizin canla, başla ve gözyaşlarıyla topladığı yardımları deprem bölgesine bizzat ulaştıran kıymetli başkanlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. O zor zamanları anarken bugün vicdanlarımız bir nebze olsun rahat ise hep sizler sayesinde. İyi ki sizlerle tanışıp birlikte güzel işler yapmışız. İyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız. 2023 depreminde gördük ki önemli olan para, malzeme, araç gereç ya da insan gücünüz değil. Önemli olan sahip olduğunuz gücü kontrol edebilme, yani koordinasyon yeteneğiniz. Değerlerin, sevgi ve saygının, liyakatın, adaletin, merhametin, kısaca iyi insan olmanın artık anlamını yitirdiği bir çağdayız. Hiç kuşkusuz hepimiz daha iyi bir yaşam istiyoruz. Bu iyi yaşamı da ancak hep birlikte mücadele ederek inşa edebiliriz. İşte AYDEF, insanlarımız arasında bu koordinasyonu oluşturmak, bir köprü kurmak umuduyla 2019 yılında Pendik'te sadece iki kişinin konuştuğu bir fikirdi. Mevlana'nın "Sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür" şiarıyla bu söze nail olabilir miyiz diye yola çıkınca, Anadolu yakasında yaklaşık 14 ilçede örgütlenmiş, onları, yüzleri ve hatta binleri bir araya getiren büyük bir aileye dönüştük. Bugün 5 yılı geride bırakan bu serüvende yalnızca insana değil, çevreye, hayvana, doğaya, canlı cansız bu kenti oluşturan tüm detaylara saygılı olduk. Köpekleri beslerken karınca yuvasına basmamaya özen gösterdik. Kentimizde yaşayan tüm vatandaşlar, kentin sunduğu kaynak ve hizmetlerden eşdeğer olarak yararlanabilsinler diye sosyal adaleti savunduk. Bizi birleştiren şeyler ayıranlardan fazladır dedik. Çatışmak ve ayrışmak yerine kentimizde yer alan tüm inanç gruplarıyla, tüm siyasi yapılarla, tüm bürokratik kurumlarla uyum içerisinde kentimize katma değer yaratmanın çabasında olduk. Doğu ve Güneydoğu'nun sorunlarını dile getirirken Karadenizli, Ege'li, İç Anadolu'lu ya da Trakya'lı hemşehrilerimizi de unutmadık. Belli imkanlardan mahrum olan tüm çocuklar bizimdir dedik. Memleket fark etmeksizin tüm ihtiyaç sahipleri bizimdir dedik. Nerede bir yardıma muhtaç, hastası olan, derdi olan varsa yanında olmaya çalıştık. Nihayetinde her ne kadar adımız Van, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Siirt, Erzurum, Elazığ, Muş, Mardin, Iğdır, Kars ve Ardahan olsa da soyadımız Türkiye'dir. Kıymetli misafirler, sivil toplum örgütlerine bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek hep görmezden gelindi ve yok sayıldı. Bir insan nasıl ki yok sayıldığı zaman öfkelenir, toplum da böyledir.
toplumun duygusunu yok sayarsanız, zekasını yok sayarsanız, sorumluluğunu yok sayarsanız, dünyaya anlam verme tarzını yok sayarsanız, içine kapanır, olumlu katkı sunamaz. Bu nedenle kitlesel, demokratik ve katılımcı olmayan hiçbir sivil toplum hareketi ne vatandaşa, ne halka, ne de ülkeye katkı sağlayamaz. Bizler sivil topluma yeni bir yön vermek istiyoruz. AİHF olarak uzlaşıya dayalı, katılıma açık, hukukun üstünlüğünü kabul eden bir yönetim anlayışı ile yerimize katkı sunmak istiyoruz. Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında sivil toplumun ve halkın etkin bir biçimde sürece dahil edilmesini istiyoruz. Bürokrasi, yerel yönetim ve özel sektör ile eş zamanlı çözümler üretmek istiyoruz. Bu çözümler sadece Vanlı, Mardin'le, Bilgis'le, Ağrılı için değil, bu kentte yaşayan her yöreden vatandaş için hayati önem taşımaktadır. İster Adana Kent Konseyi deyin, ister Mahalle Meclisi, ister Kent Platformu deyin, fark etmez. O ilçede yaşayan her unsuru bu sürece katmak seçilmişlerin ve kent yöneticilerinin görevidir. Böyle bir çaba kentte demokrasinin gelişimi ve olumlu katkılar sunacaktır. Temennimiz odur ki bundan sonraki yıllarda ülke televizyonlarında toplumsal sorunlara, depreme, uyuşturucuya, ahlaki çöküşe karşı çözüm yollarını arayan programlar izleriz. Gazetelerde yaşam standartlarımızı arttırmanın, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmanın en önemli şeyi olduğunu yazan haberler okuruz. Temennimiz olur ki birbirimizi farklılıklarımıza rağmen sevebilen barışmış bir toplum oluruz. Sözlerimi Mevlana Hanım'ın bir şiiriyle bitirmek isterim. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Bir ben varım deme, yoksam da olur. Dosta kusur arayan, dostam da olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Yol arkadaşlarıma, aileme ve hayır dualarını her daim üzerinde hissettiğim anne ve babama saygılar sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Erdem Amcan, Robert Dikim, Sıra Rekim, Patrik Bey. Sevgili Başkan, bundan 3-4 sene önce böyle bir atmosferi hayal ediyor muydum bilmiyorum ama ellerinize, emeklerinize sağlık. Başkanım, bilmiyor olabilirim, Darışa'dan geliyorum bugün sunumu yapmak üzere ama AİHF bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'ne sığmadı. Daha büyük kültür merkezlerine ihtiyaç var bende, öyle anlıyorum. Sevgili Başkan'a, AİHF Genel Başkanı, sevgili Nihat Başkanım, yeni başkanımız bir plaket takdiminde bulunacak. Başkanım sizi plaket takdimi için sahneye alacağım. AİHF Genel Başkanı Sayın Nihat Mutlu Bey'in konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Sayın Vekilim, siyasi partilerin il başkan yardımcıları, Sayın Belediye Başkanım, değerli halkımıza hizmet eden veya etmeye talip olan belediye başkan adaylarımız, muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, kıymetli konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarımız, sevgili AİHF yönetimi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gecemize teşrif eden kıymetli halkımız, değerli komşularım, AİHF ailesinin paydaşları olan dernek ve federasyon yöneticilerimiz, üyelerimiz, uzaktan yakından gecemize teşrif eden kardeşlerim, büyüklerim, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kültür gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. AİHF'imizin tüm yükünü çeken, emaneti 20 gün önce devreden sevgili Ercan Başkanım ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü her zorlu yolculuğun ilk adımı aslında en zor olanıdır. Küçük bir bebek ilk adımını attıktan sonra gerisini getirir, zamanla yürür, koşar, belki usta bir koşucu olur. İşte AİHF ailemizin ilk adımını atan Ercan Başkan'ın ve yönetiminin attığı bu ilk adım ilerleyen yıllarda büyüyecek ve Türkiye'nin adından en çok bahsedilen bir sivil toplum örgütü örgütüne dönüşecektir. Yine başkanımızın vurguladığı üzere Maraş depreminin yıl dönümündeyiz.
Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum. Allah ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Maalesef ki ülkemiz deprem kuşağında olan ve sık sık bu depremlerle yüzleşecek olan bir coğrafyadadır. Bu sebeple devlet yöneticilerinden, yerel yönetimlerden, inşaat şirketlerinden ve vatandaşlarımızdan en azından bugünden itibaren bu gerçeği görerek, bilerek hareket etmesini, deprem gelse bile Japonya örneğinde olduğu gibi en az zarar ile afeti atlatmayı Rabbim nasip etsin. Aydep ailesinin önemini ilk kez ve en derin şekilde deprem yardım faaliyeti sırasında idrak ettik. Ekiplerimizden bir kısmını derhal deprem bölgesine sevk ettik, bir kısmını ise burada kalarak koordinasyonu sağladık. Tecrübe ettik ki arazide alın teri dökerek çalışan yardımseverin gayreti kadar merkezde organizasyonu ve koordinasyonu sağlayan yöneticilerin hamleleri de hayatiydi. İşte aynı deprem yardımında olduğu gibi sosyal faaliyetlerde de merkezi koordinasyon çok önemli olduğu için tüm yöresel derneklerimizin önünde bir federasyon olması çok önemliydi. Her bir derneğimiz kendi içinde faaliyetlerini yürütürken her ihtiyaç duyduğu konuda destek alabilecek bir merkezin olması tüm çalışmaları verimli ve hareketli kılacak idi. Önce ahlak ve maneviyat değerlerinin yok edildiği, aile kurumunun parçalandığı, gelir dağılımında dengesizliğin arttığı, devlet hizmetlerini sunmada ve görevlendirmede liyakatın azaldığı, yargıda adalete güvenin azaldığı bir dünya düzenindeyiz. Oysa ki her insan onurlu bir yaşam sürmek için eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Her birimizin ve özellikle her bir çocuğumuzun geleceğinden emin bir şekilde yaşaması, birbirimize sarılmakla, kenetlenmekle, iyiliği organize şekilde büyütmekle mümkün olur. Bunun çaresiyle Aydep çatısı altında organize ve etkin şekilde birlikte hareket ederek bu birlikteliğimize destek vermenizdir. Önümüzdeki dönem sizlerin de desteğiyle Aydep'in dışa açılma dönemi olacaktır. Büyük ailemizin her bir ferdinin derdiyle dertleneceğiz. Sadece dertlenmekle kalmayacağız. Sizden ve muhteşem geceye gelen tüm vatandaşlarımızdan aldığımız güçle sorunlarımızı her platformda dile getireceğiz ve çözümüne yardımcı olacağız. İnsanımızın sorunlarını çözmekle birlikte tabiatın da hakkını savunacağımız bir döneme geliyoruz. İnsan başta olmak üzere her canlının hakkının güvence altına alınması, kadınlarımızın daha çok üretim noktalarında aktif olması ve bir türlü makul çözüm bulunamayan sokak hayvanları meselesi gibi konularda da elimizden gelen katkıyı sunacağız. Biliyoruz ki Doğu ve Güneydoğu'nun sorunları aynı zamanda Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tüm halkımızın sorunlarıdır. Biz bir haksızlığı çözerken sadece hemşerilerimizin bireysel sorunu değil, genel olarak problemin tamamının düzeltilmesi talep edeceğiz. Böylece yerel bir sivil toplum örgütü olmaktan ülkemizin geneline hitap eden bir yapıya dönüşeceğiz. Önümüzdeki dönem başta en garibanımız, en sesi çıkmayan, daha doğrusu sesi en çok bastırılmış ve kendini ifade edemeyen vatandaşlarımızdan başlayarak geçim sıkıntısı yaşayan ailelerimizin okuyan öğrencilerine burs yardımı başta olmak üzere her türlü maddi yardım imkanımızı ölçüsünde seferber edeceğiz. Bu hayırlı ve en güzel hizmetlerimizi elbette sizlerin desteği olmadan başaramayız. Bu büyük aile hep birlikte ayağa kalkarak yeniden yetmişe tüm verdiğiyle iyi ki İstanbul'dayım, iyi ki Aydın'ım diyeceğim. Yardım ve destekte bulunurken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ayrıma uğramadan şartların oluşturduğu duruma göre adaletli bir paylaşımla hizmet edeceğiz. Kim gelir kim olursan ol gel felsefesiyle hareket edeceğiz. Yerel seçimlerde de aynı ailemizin üyelerinden göreve talip olan hemşehrilerimize başarılar diliyorum. Bu kardeşlerimize biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Burada hemşerilerimiz arasında siyasi parti ayrımı yapmadık ve yapmayacağız. Çünkü particilik Aydep'in
amaçlarından birisi değildir. AYDEF'in amacı kibir ve korkuyu yok ederek, ortadan kaldırarak büyük ailemizin fertlerinin önünün açılması, önündeki engellerin kaldırılması, toplum içinde hak ettiği yere ulaşmasıdır. Kıymetli misafirler, artık hiç kimsenin sizleri yok saymayacağı, görmezden gelmeyeceği, yaşadığı kentin yönetimine katkı vermesini engelleyemeyeceği, yurttaşlık haklarımızın engellenemeyeceği bir dönemin kapısını bu akşam aralamış oluyoruz. Mahalle, yöre ve köy dernekleri toplumun birlik ve dayanışma ihtiyaçlarından ciddi bir bölümünü karşılar. En başta akla, cenaze, düğün vesaire gibi toplumsal ihtiyaçları giderir ve her bir birey bu şekilde toplumun bir parçası olduğunu hisseder. Aidiyetini bu şekilde arttırmış olur. Bu vesileyle ülke genelinde bile birlik beraberliğin artmasını sağlar. Bu sebeple Sayın Kaymakamımız ve belediye başkanlarımız başta olmak üzere İstanbul genelinde tüm yöneticilerimizden AYDEF Federasyonumuzun çalışmalarına bundan sonra maksimum düzeyde destek vermelerini sizler adına istirham ediyorum. Yerel seçimde aday olan hemşehrilerimize başarılar diliyoruz. Biz yöre halkı olarak insanımıza hizmet etmekten zevk alan insanlarız. Misafirperverliğimiz herkese bilinmektedir. Dolayısıyla siyaset yoluyla hizmeti de en iyi biz başarırız. Bu sebeplerle hem siyasi partilerimizin aday belirleme aşamasında AYDEF üyelerimize seçilebilecek sıralardan yer vermesini hem de aday gösterilen üyelerimize kendi semtindeki diğer hemşehrilerimizin can gününden sahip çıkmasını, ellerinden gelen tüm desteği vermelerini talep ediyoruz. AYDEF yönetimi olarak parti ayırmaksızın tüm aday olan üyelerimize elimizden gelen desteği vereceğimizi burada huzurunuzda AYDEF yönetimi adına beyan ediyorum, söz veriyorum. Son olarak bizler güzeller güzeli ülkemiz Türkiye'ye emanetiz. Türkiye'miz de hepimize emanettir. Bu emaneti hep birlikte koruyacağımıza yine AYDEF adına söz veriyorum. Ve huzurlarınızda son sözlerime gelmişken her türlü kahrını çeken başta eşim ve çocuk annesi olan eşim hanımefendiye, anne ve babama, AYDEF ailesinin tüm dernek yönetici ve temsilcilerine, onca hayat yoğunluğu arasında ayrıca bizlere de zaman ayırıp emek verdiklerinden dolayı kendilerine, anne, baba, eş ve tüm ailelerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmam biraz uzun sürmüş olabilir, sıkmış olabilirim. Affınıza sığınıyorum. Ama böyle uygun gördük. Esas teşekkürü aynı yönetimi hak ediyor. Hocam inanmış istiyor. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar geliyor. Efendim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin Beyefendi'ye selamlama konuşmaları yapmak üzere ev sahibi olmalarından kaynaklı kürsüye arz ediyorum. Ben yaklaşık 35 seneyi geçen bir zamanda bu işlerle uğraşan birisiyim. Ama bu süre zarfında maalesef siyaset öğrenemedim. Gördüğünüz gibi sadece bir vatandaşım. Hizmet etmeye çalışıyorum. Elimizden ne gayret geliyorsa onları sunmaya çalışıyoruz. O yüzden kısa konuşacağımdan emin olabilirsiniz. Öncelikle Nihat kardeşime hayırlı olmasın diyorum. Yeni yönetimle beraber hayırlı hizmetler yapmasın Cenab-ı Hak'tan yaz diyorum. Tabii daha önce yönetimde Ercan kardeşimiz vardı. Yönetimiyle beraber burada çok değerli hizmetler yaptı. Onlara da teşekkürlerimi sunuyoruz. Yeni görevlerde başarılar diliyoruz. Evet. Yine sunucu kardeşimiz bize bir pas attı. Dedi ki salonlar yetmiyor artık. Evet. Biz de zaten bunu düşünerekten yeni dönemdeki sloganımız şimdi yeni işler zamanı dedik. İnşallah yakın bir zamanda Yenişehir bölgesinde en az 1000 kişilik salonda olduğu kültür merkezini temelini atmış olacağız. Yani
Büyükşehirlerin Pendik Belediyesi olarak çok önemli hizmetler yapıyor, çok önemli projeler geliştiriyoruz. Bunların hepsini saymaya kalksak burada yetmez. Sorucumuzu mahcup etmiş oluruz. Ama şunu söyleyeyim, şu ana kadar 5 yıllık dönem zarfında Pendik'te 514 tane projeyi başlatmış ve bitirmiş bir belediye başkanıyım. İstanbul'da 39 tane ilçe var, 39 tane belediye var. Bu 39 tane belediye içinde övünerek söylemek isteriz ki Pendikli hemşehrilerime 5 yıllık süre zarfında İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe kurumumuzu devam ettiriyoruz. Yine insani ve aslında İslami görevlerimizden olan sosyal belediyecilik anlamında da İstanbul'da en fazla sosyal yardım yapan ilk 3 belediye arasındayız. Bunları yaparken tabii belediyenin yönetimi, idaresi noktasında da mali açıdan da disipline edilmiş ve şu anda piyasaya, kamuya tek kuruş borcu olmayan bir belediyeyiz. En fazla yatırım yapan belediye, en fazla sosyal yardım yapan belediyeden bir tanesi, borcu olmayan bir belediye, 514 tane projeyi gerçekleştiren bir belediye. Tüm bu referanslarla beraber sizlerin duası ve destekleriyle inşallah yeni dönemde hem de tekrar belediye başkanı olarak yolumuza, tekrar yolumuza çıkmış olduk. Pendik önemli bir ilçe. Hakikaten önemli bir ilçe. Nüfus itibariyle baktığınız zaman 750 bin nüfusu olan İstanbul'daki 39 ilçe arasında nüfus itibariyle 3. büyük ilçe ve stratejik bir ilçe. Yani tüm ulaşım hatlarının merkezi olan bir ilçe. Havaalanının, hava yolunun, deniz yolunun, karayolunun, demir yolunun olduğu, deniz uluslararası taşımacılığının olduğu merkez. Biz de bu konumundan dolayı Pendik planlarını yaparken, projelerimizi geliştirirken günlük hesaplar yapmıyoruz. 30 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık hesaplar yaparak, projeler yaparak yolumuzu devam etmek istiyoruz. Tek gayemiz var. Pendiklilere, vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların yaşam kalitelerini artırmak, onlara sunacağı hizmetlerin kalitelerini artırmak. Tüm bunların yanında, hizmetlerimizin, yatırımlarımızın yanında her daim vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Taziyelerde beraber oluyoruz, doğum günlerinde beraber oluyoruz, askere giden kardeşlerimizin yanında beraber oluyoruz. Allah gecine versin, ölüm zamanlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Nikahlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla her daim doğumundan ölümüne kadar Pendikli hemşehrilerimizle beraber olmaya gayret ediyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz de herhalde budur diye düşünüyorum. Değerli hemşehriler, sözümü kapatırken, son verirken dua ve destek beklediğini özellikle istirham etmek istiyorum. Pendik'i güzel bir noktaya getirdik. Şimdi daha yeni işler yapma zamanı diyoruz ve yeni hizmetleri, yeni projeleri inşallah yelken açmış olacağız. Bu noktada destek ve dualarınızı beklediğimi ifade etmek isterim. Tekrar gecemizin hayırlı olmasın diyorum. Yeni göreve gelen kardeşlerimize hayırlı olmasın diyorum. Size de iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Alkışlarınızla Mikail Güllü sahneye gelecek. Saz ekibiyle beraber.
Evet, teşekkür ediyoruz yönetim kuruluna. Başarılar diliyoruz.